Arkadaşlar biliyorsunuz biz videolarımızı sizin sorduğunuz sorular üzerine kuruyoruz. Sizden gelen bir soru diyor ki değişmek istiyor ancak adım atamıyorum. Evet yani bence bunun böyle adını böyle koymayın. O zaman bilinçaltında bir zorluğa şey yapıyorsunuz yani bir zorlamaya. Ya işte yorucu olacak, ben işte değişim, işte yeni bir şeyler, işte acaba olacak mı filan. Strese sokmaya gerek yok. Bunun için en iyi şey bizim mantramız. Bugün diyoruz ya, bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Aslında o mantrada sizin bilinçaltınızla konuştuğum zaman, bu mantra yazdığınız zaman, siz kendi bilinçaltınızla konuştuğunuz zaman, sohbet ettiğinizde aslında neyi değiştirmek istediğinizi, nasıl bir idealinizdeki bir kişilik olmak istediğinizi, neyi elde etmek istediğinizi, hayallerinizi, bilinçaltınızdaki isteklerinizi hepsini bilir o. Ona anlatmaya gerek yok. Onun için mantramızı yazın. Değişim kendiliğinden gelir. Bir de değişim için böyle mesela atıyorum size bir örnek vereyim. Japonların bir şeyi var, bir sözü var, bir yöntemi var. Şimdi tam olarak şeyi unuttum yöntemin adı var böyle. Şimdi birdenbire unuttum. Ama şöyle bölerek bir şeyi çözmek. Yani kendinizi mesela ben mesela spor salonuna mı gideceksin? Üşeniyor musun mesela? Gözünde mi büyütüyorsun? Şöyle de ya ben gideceğim spor salonuna sadece koşu bandının üstüne çıkacağım de. Öyle de yani beynini öyle kandır. Zaten gittiğin zaman koşu bandının üstüne çıktığın zaman orada biraz çalışmadan durmazsın yani değil mi? Allah'ın emri. Ama sen başta dersen ki ya ben bugün 2 saat böyle ki şey yapacağım, kilo vereceğim bilmem. Bilinç altın seni kilitler. Büyütür gözünde. Sana stres yaratır. Gerek yok. Gideceğim de ben spora gideceğim bugün de. Oturacağım biraz hafif böyle bir şeyler yapacağım. Fazla şey büyütme gözünde. Böl. Parça parça. Gitmek bile bir başarıdır. Gidersin önce bir gün, 2 gün. Üçüncü gün çalışmaya başlasın. Dördüncü gün belki bir müddet ne bileyim 10 dakika, 15 dakika yürürsün, koşarsın. Sonra arttırırsın. Ama bölerek böyle bir değişim, böyle bir hedefin varsa, yüksekse bu da bunu bölerek yapmaya çalış. Dolayısıyla mantramızı yazın. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. O sizi değiştirecektir. Sizin ihtiyacınız olan şeyleri bilinçaltınız biliyor. Ve onları hepsini hayatınıza çekecektir. Yazın mantramızı. Sizin için bulunmaz bir nimettir. Korkmayın. Her zaman var ya diyorlar ya başlamak işte işin yarısıdır. Doğrudur. Zaten sonra gidiyor. Başlayın. Zaten bakın insanlar mesela geçenlerde bir konuydu bu. Hatta kitabımda da yer vermiştim. Şöyle mesela diyelim ki zayıflama konusu. Aslında herkes her şeyi biliyor. Ben bir toplantıdaydım. Biri dedi ki hocam zayıflama konusu. Dedim al bu A4 kağıdı. Bunu yaz istersen dedim. Zayıflama konusu zayıflama konusu hakkındaki düşüncelerini yaz. Nasıl zayıflayabilirim? Ben zayıflamak istiyorum veya sen Ayşe zayıflamak istiyorsun. Nasıl zayıflayabilirsin diye. Tamam mı? Bir sor kendine. Orada dedim cevap. Yazdı 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 2 sayfa. Dedim işte bu da çözüm. Evet dedi hocam ben biliyorum. Mevzu nedir biliyor musunuz? Yapmak. İşte başlamak çok önemli. Başlayın, yapın. O zaman gerisi gelir. Tamam. İyi günler diliyorum.